İsrail'le bir gerginlik oldu böyle. O konuda herkesin yorumunu bekliyor aslında. O evet, konuyu ben şöyle açıklayayım. Bir kere orada Büyükelçimize yapılan hareket saygı uygun değil. Evet. Ve çocukça. Ve nitekim de İsrail özür diledi. Bu çok güzel, olgun bir tavır. Bir daha özür dilediler. Bu da olgun bir tavır. İsrail ile Türkiye'nin arasını açmak istiyorlar. Evet. Biz Musevi kardeşlerimizi seviyoruz. Evet Allah, inşallah. Onlar ehli kitaptır. Hazreti İbrahim'in soyu, evet, peygamber neslidir. O insanların biz tüyüne zarar getirtmeyiz. Ama Filistin'deki tertemiz kardeşlerimizin de tüyüne zarar getirtmeyiz. İnşallah. Anlaşıldı mı? Burada bir karmaşa var. Bunu mutlaka düzelteceğiz, düzenleyeceğiz. İnşallah. Bu pazar bana İsrail'den büyük bir kalabalık heyet geliyor. İnşallah hocam. Hem resmi görevli şahıslar da gelecek. Hem hahamlardan gelenler var. İnşallah. Hem çeşitli dini kuruluşların temsilcilerinden gelenler var. Evanjeliklerin lideri gelecek. İnşallah. Ondan sonra haham, yine Musevi grupların liderleri gelecekler. İşte burada canlı yayına çıkaracağım. O bir de İsrail'de kaçılan bir asker var. Evet. Sevimli bir şey. Onun babası da geliyor. Öyle mi? Evet, onun babası da geliyor. Benim aracı olmamı istiyor. İnşallah hocam. İnşallah aracı olur. Biz istiyoruz ki ne Filistin'de tutsaklar kalsın. Filistin'deki ne İsrail'deki bütün hapishaneler boşalsın. Filistinli kardeşlerimiz özgür bırakılsın. O çocuğu da mutlaka bıraktıracağım Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Yani İnşallah. O ne alakaya çocukça evet, orada orada o şekilde. Olmaz. Onu annesine babasına kavuşturacağız Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Filistin cezaevinde de kadın, çocuk kimseyi bıraktırmayacağız. Bu da evet, gereksiz. Çok evet, anlamsız, manasız, siyasi tutuklu bir kere kalmayacak. Ama adil suçlu varsa tabii bu makul. Yani çünkü cinayet işlemiş, yatacak cezası neyse. Evet. Adam yaralamış, yatacak. Evet. Başka adil suçlar işlemiş, onun cezasını görür, ayrı mesele. Ama siyasi suç, yani siyasi suç derken bir şey yapmamış. Evet. Sadece tahmin üzerine gözaltına alınmış ve hapsedilmiş, bunlar olmaz. İnşallah. Anlaşım yani en muhtemel potansiyel suç işleyecek adam gözüyle bakılmaz veyahut işte falanca örgüte üye olma ihtimali üzerine, bunlar olmaz. Heyet normalde çok kalabalık gelenler. Maşallah. Bakalım nasıl yapacağız inşallah. İnşallah. Kendi evimizde ağırlayacağız. İnşallah. İnşallah bütün dini liderler geliyor. Maşallah. Yani hemen hemen her grubun dini lideri geliyor. O kaçılan çocuğun babası dahil olmak üzere. Maşallah. Bir de İsrail kabinesinden de yine bir resmi görev geliyor. İsmini vermeyeceğim inşallah. İnşallah. Geldiğinde görürsünüz inşallah. İsrail hocam fikirleriniz hakikaten çok itibar görüyor maşallah. Hep İsrail'de çok ateizme müsaade etmeyiz. Evet. Ben Hazreti İbrahim'in çocuklarını, Hazreti İbrahim evlatlarını ateistlerin, Darwinistlerin eline vermem. Evet. Onların dinsiz olmasına müsaade etmem. Evet. Ben nitekim etmedik. Evet. İbranice Darwinizmi eleştiren Evrim Aldatmacası kitabını İsrail'de bastık. Evet. İsrail burada bastık. Burada bastık. İbranice'ye çevirdik. Evet. Ve İsrail'e dağıttık. Kapış hem satış yapıyor hem de maşallah. Ondan sonra ücretsiz de dağıttık. Evet. Ayrıca evet, satışa da sunuldu. Konferans da verdik İsrail'de. Defalarca konferans verdik. Atlas'ta verdik. İsrailli öğrenciler bizim eve geldiler. Biz evet, ağırladık keratalar, yerlere oturdular böyle kalabalık ordu gibi yerler. Evet. Yediler işte kendi evleri gibi. Normalde çok çekinirler. Yani mesela diğer şey olsa değil mi başka? Evet. Yani bayağı çekinirler. Canını değil de zırh giyerek evet, yanlarına gidiyorlar yani. Evet. Zırhlı arabalar geziyorlar. Biz de kendi evinden daha emindiler, daha evet, rahat. Evet. Mutfağa gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar, yerlere oturdular falan gayet süper rahat. Tekrar gelmek istiyorlar. Tekrar hocam, gelmek istiyorlar. Kız da erkek. Annesi gelmek istiyorlar. Çok kalabalıktı. Ailesine gelmek istiyor. Çok da sevimli. İsrailli kızlar acayip güzeller. Evet maşallah. Değil mi? Çok evet, acayip sevimler. Çok sevimler evet. Tombik kerata arkadaşları da vardı böyle sevimli. Bayağı da neşeliydiler. Yani özetle Hazreti İbrahim'in nesline ve onları yani yok etmeye yönelik her harekete şiddetle karşı oluruz. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü Kur'an'da Beni İsrail çok uzun anlatılmıştır. Çok önemli bir olaydı Beni İsrail. İnşallah. Ama Filistin'deki benim mazlum kardeşlerimin de tüyüne dokundurtma. İnşallah. Yani kılına tüyüne dokundurtma. Evelallah bunu çözeceğiz. Maşallah. Bu fitne yatışacak. İnşallah hocam. İnşallah. Sizin, evet. O olayda suni meydana getirildi. İşte yok yüksek sandalye, alçak sandalye falan bunlar çocukça hareketler. Yani ne alaka şimdi
benim sandalyem 10 santim yüksek olunca bilmem öbürünü 10 santim. Yani şu konum mu yani? Evet. Çok acayip bir şey. İnşallah. Yalnız ben büyük yönetimimizin orada biraz daha tedbirsiz olduğunu gördüm. Mesela girdin kapıya, içeri girdin. Türk bayrağı yok. Ne denir? Kardeşim rica edeyim şöyle Türk bayrağını getirin korun dersin. Değil mi? Evet. Mesela İbranice bilmeden niye gidersin? Evet. Mesela baktım hava elektrikli, ona göre bir insan bir usluk geliştirebilir. Evet. Falan peşmeken yani burada, yani her yönden anlaşılır bu insan, onu şey yapabilir de. Hayır, tolere edilir. Mesela münasebetsiz, densiz insanlara karşı insan hakikaten anlayışla davranabilir. Ama ıslah etme imkanı varsa, terbiye etmek amacındaysan, eğiteceksen, vahşi bir adama, yani saygıya uygun olmayan, hareket eden bir adama karşı özenli davranabilirsin. Güzel örnek olarak sabredersin ona, anlatırsın güzel ahlakı. Yaşayarak hissettirirsin. Değil mi? Onun kütlüğünü kırmaya çalışırsın. Ama burada bu adamlar yetişmiş insanlar. Dolayısıyla adabı, edebi, nezaketi biliyorlar. Bilmesine rağmen bunu yapmaları yakışık almaz. Ama bunu da büyütüp yani böyle hani Türkiye'nin İsrail işte ara son bomba bu artık, öyle bir konu yok. İnşallah hocam, evet. Biz İsrail'i hiç kimsenin eline vermeyiz. Evet. Yani onlar bizim yedi emanımızda. Maşallah. Allah bize emanet etti onları. Evet. Yani kıyamete kadar tüylerine dokundurtturmayız inşallah. Gönülleri de çok rahat olsun. Yani İran konusunda gereksiz tedirgin oluyorlar. Atom bombası. İsrail atom bombası atan adamın başına biz gök kopmayı çökertiriz. İnşallah. İsrail evet. Hiç kimse atom bombası falan atamaz. Evet hocam. İran zaten yapmaz bunu. İran Müslüman insandır. Allah'tan korkar. Ne alakası var ya? Haramdır. Ben onu söyledim. İran resmi açıklama yaptı sonra arkasından. Haramdır diye. Mehdi gelecek dedim. Hürriyet gazetesinden sür manşet birinci haber çıktı. Mehdi geliyor diye. İranlılar resmi açıklama yaptılar. Yani aynı benim söyleyeyim. Bir hafta sonra benim söylememden 15 gün sonra açıkladılar. Dolayısıyla İran'ın böyle tehlikeli, riskli, çılgınca bir hareketi yapmasını beklemeleri İsrail'e yakışmaz. Yani ben garanti veriyorum. Asla böyle bir şey olmaz. Eğer bana güveniyorlarsa, beni seviyorlarsa. Böyle bir şey olmaz. Yani ne mümkün böyle bir şey? Bir de ayrıca Mehdi devrindeyiz. Mehdi zamanında kan akmayacak. Damla kan akmayacak. Ben bunu anlattım. Ahmet Necat gitti Amerika'da bunu açık açık anlattı. Birleşmiş Milletler'de mi açıklamıştı bunu? Evet hocam inşallah. Tam hatırlamıyorum. Bak Mehdi'de kan akıtmayacak. Uyuyan kişiyi uyandırıp özetle. Yani Mehdi devrinde barış olacak, bütün silahlar kalkacak dedi. Ahmet Necat söylüyor bunu. Bunu söylüyor ama bunu Ahmet Necat atmıyor, yalan söylemiyor. Atmıyor demeyeyim de Allah affetsin, yani yalan söylemiyor. Bu ehli sünnet kaynaklarında, Şii kaynaklarında var olan bir gerçek bu. Yapamazlar öyle bir şeyi. Siz söylemiştiniz hocam, 3 Ekim 2008 tarihinde, mesela Danimarka televizyonu 16 Aralık 2009'da Ahmet Necat söylüyor. Atom bombasını... Kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz. Atom bombası ne için kullanılır? Başkalarını öldürmek için. Biz insanların öldürülmesine karşıyız. Aynısını söyledi hocam. Evet. Haram da dedi. Evet. Evet. Bir de İslam'da kan akıtmak yoktur dedi. Evet. Değil mi? İslam dünyaya hakim olacak, Mehdi çıkacak, Hazreti İsa inecek, Mesih inecek dedi. Evet. Açık açık söyledi. Dolayısıyla bundan sonra barış çağı, kardeşlik çağı ve sevgi çağıdır. Bundan sonra o tip bir şey beklemesinler.